Ve Afrika. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Afrika ziyareti bu haftanın önemli gündem maddeleri arasındaydı. Somali'ye yapılan yardımlar çok konuşuldu. Önce son 4 yılda Türkiye, Somali'de hangi başarılı çalışmalara imza attı izleyelim, sonra devam edeceğiz. Türkiye'nin Somali'ye insani yardımları 2011 yılında başladı. Açlık ve kuraklık krizini çözmek için bu ülkeye öncelikli olarak insani yardım malzemeleri gönderildi. Ardından kalıcı çözümler içeren orta ve uzun vadeli projeler uygulamaya konuldu. Somali'ye tam teşekküllü 200 yataklı Türk hastanesi inşa eden TOKİ, konut, 40 derslikli hemşire meslek yüksekokulu, yollar, cami, pazar yeri gibi temel tesislerin yapımını üstlendi. Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı 200 yataklı Türk hastanesi, 13.500 metrekare kapalı alana sahip olmasının yanı sıra 12 yoğun bakım, 14 yeni doğan ünitesi, 4 ameliyathane, 1 doğum odası, radyoloji ve laboratuvar ünitelerini barındırıyor. Hastanenin yönetici personeli de Türk. Bu yatırımların yanı sıra Türkiye, Ebola ile mücadele kapsamında Afrika ülkelerine $5 milyon bağışladı. Türkiye, dünyada mazlumların yanında yer alan güçlü ülke olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bu gerçeği görmezden gelmek mümkün değil. Somali, 2011-2012 yılları arasında son 60 yılın en korkunç kuraklık felaketini yaşarken, Türkiye o dönemde Sayın Erdoğan'ın önderliğinde Somali için geniş çaplı bir yardım kampanyası düzenlemişti. Türkiye'den, içerisinde sanatçıların da yer aldığı geniş bir kadroyla Somali'ye giden Sayın Erdoğan'ın bu ziyareti o dönemde büyük ses getirmişti. Evet, sadece kuraklık nedeniyle bundan 3-4 sene evvel Somali'de yarısı çocuk, toplam 260.000 Somalili hayatını kaybetti. 1 milyon Somalili de mülteci durumuna düştü. Türkiye'nin Somali'ye yardımları işte o yıllarda başladı ve bugün karşımızda bambaşka bir Somali var. Ancak şunu da hatırlatalım, Türkiye'nin 16. yüzyıldan bu yana devam eden Afrika'ya yardımları bir Türk İslam ahlakı geleneğidir. Türkiye tarihte nasıl insani bir politika yürüttüyse bugün de aynı çizgide ilerliyor. Türkiye'nin Somali'ye, Gazze'ye ve Suriyeli mültecilere olan yardımlarını tüm dünya takdirle karşılıyor. Oysa zengin batılı ülkelerin Suriyeli mültecilere olan tutumu şu an tarihe kara bir leke olarak kaydoluyor. Evet, bugün Avrupa ülkeleri geniş imkanlarına rağmen Suriye'de yaşananları görmezden geliyor. Aynı 1800'lerin ortalarında İrlanda'da açlıktan ölen 1 milyon insanı görmezden geldikleri gibi. Evet, hatırlayalım, 1845-1850 yılları arasında İrlanda'da kıtlıktan 1 milyon insan hayatını kaybederken İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri refah içinde yaşıyordu. İngilizler İrlandalılara yardım kampanyayı reddettikleri gibi Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in yardım talebini de geri çevirdiler. Osmanlı Padişahı Abdülmecid 1842 yılında kendisine bir talep gelmemesine rağmen İrlanda halkına 10.000 sterlin yardımda bulunmak istediğini bildirdi. Ancak dönemin İngiltere Kraliçesi Victoria, İstanbul'daki büyükelçisi vasıtasıyla padişahın teklifine karşı çıktı ve Osmanlı bağışı 1000 sterline indi. Bunun üzerine Abdülmecid, gıda, ilaç ve tohum dolu 5 gemiyi İrlanda'ya gönderdi. İngilizlerin gemilerin Dublin'e yanaşmasını engellemesi üzerine Osmanlı gemileri yüklerini 50 kilometre uzaklıktaki Drogheda limanına boşalttılar. İrlanda halkı bu yardımı hiçbir zaman unutmadı. Günümüzde Ay Yıldız bölgenin sembolü. Kentin futbol takımı Drogheda United'ın forması da hilal ve yıldız sembollerini taşıyor. Bu noktada size Yahya Kemal'in bir anısını anlatmak istiyorum. Lozan Barış Konferansı'nda Türk heyetinde yer alan Yahya Kemal, görüşmeler sırasında Avrupalı bütün delege ve temsilcilerin Türkiye aleyhine oy verirken sadece İrlanda temsilcisinin her oylamada Türkiye aleyhine parmak kaldırdığını görür. Bu durum şairin dikkatini çeker ve bir ara İrlandalı delegeye bunun nedenini sorar. İrlandalı delege şu cevabı verir: "Böyle yapmaya mecburum. Benim gibi her İrlandalı da buna mecburdur. Biz bir yandan açlık ve kıtlıktan kırılıp bir yandan salgın hastalıkla boğuşurken diğer Avrupalılardan hiç yardım ve destek görmedik. Ama sizin Osmanlı dedeleriniz yardım olarak hem para hem de gemiler dolusu erzak gönderdiler. O zor günlerde bize insanca, dostça uzanan eli asla unutamayız. Siz her zaman desteklenmeye layık bir milletsiniz. Bunu çok iyi hak ediyorsunuz." Elbette Osmanlı Devleti bu yardımları tamamen Allah rızası için bir karşılık beklemeksizin yaptı. Ancak görüyoruz ki insani politikaların değeri hiçbir zaman unutulmuyor. Günümüze baktığımızda aslında tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. Bugün Suriye'de hayatını kaybeden 200 binden fazla kişinin neden Avrupa ve Amerika için önemli olmadığını o günlere bakarak anlamak mümkün. Bu yüzden dünya Kur'an'a tam bağlı, İslam ahlakını gereği gibi yaşayan Müslümanlara muhtaç. Ve Türkiye tarihte olduğu gibi bugün de reel dış politika tuzağına düşmeyip insani politikalar üzerinden siyaset yaparak akla ve vicdana uygun olan hayata geçiriyor.